Morada bir papazın kızı olarak doğan Kösem Sultan'ın asıl adı Anastasya'ydı. Saraya geldiği ilk andan itibaren dönemin padişahı 1. Ahmet dahil olmak üzere herkesi etkisine almayı başarmıştı. Ona ay yüzlü anlamına gelen Mahbeker diye sesleniyorlardı. 15 yaşındayken 1. Ahmet ile evlenip Haseki oldu. 1. Ahmet'in ani ölümünden sonra saraydan uzaklaştırıldı. Kösem Sultan 27 yaşında dul kaldı. İlk oğlu 4. Murat tahta geçtiğinde saraya geri döndü. Yaşı daha çok küçük olan oğlu yerine ülkeyi yönetmeye başladı. Döneminde çıkan isyanları bile büyük bir ustalıkla bastırmayı başardı. Ülkeyi birçok tehlikeden kurtardı. Kösem Sultan hayatı boyunca öldürülme korkusuyla psikolojisini bozmuş İbrahim'i deli olduğunu söyleyerek 4. Murat'ın gazabından kurtarmayı başarmıştı. 4. Murat öldükten sonra ise İbrahim'i tahta getirtecek ve yine ülkeyi kendi yönetmeye devam edecekti. Ancak deli lakaplı İbrahim bir süre sonra Kösem Sultan'ın kontrolünden çıktı. Kösem Sultan güç kaybetmeye başladı. İbrahim'in öldürülmesine karşı çıkmadı. Tahta torunu 4. Mehmet çıktı. İbrahim'in eşi 4. Mehmet'in annesi Turhan Hatice Sultan Kösem Sultan'a karşı durmaya başlamıştı. O da diğer ağaları yanına çekiyor ve gün be gün güçleniyordu. Kösem Sultan Ocak ağaları ile birlikte bir plan hazırladı. Plana göre 4. Mehmet tahttan indirilecek, yerine Süleyman geçecekti. Süleyman'ı tahta çıkarırlarsa kendisine rakip kalmayacaktı. 4. Mehmet'e zehirli şerbet ile zehirleyeceklerdi. Ancak padişah ve annesi tarafından bu plan öğrenildi. Turhan Sultan derhal karşı atağa geçerek Kösem Sultan'ın öldürülmesi için hazırlıklar yaptı. Bu plandan haberi olmayan Kösem Sultan, 4. Mehmet'i öldürmek üzere hazır beklediği sarayda Turhan Sultan ile karşılaştı. Planının suya düştüğünü anlayarak panikledi. Bu suikast sonrasında Kösem Sultan'ın 3 parmağı kırılıp kulakları yırtılarak mücevherleri yağmalandı. Sopa ve silahlarla dövülerek yerlerde sürüklendikten sonra öldü sanılarak kuşhane kapısı aralığına bırakıldı. Yaşadığı anlaşıldığında ise uzun saçlarıyla boğularak öldürüldü.